Türkiye'de virüs açıklaması olduğundan beri işlerimiz neredeyse %70 şeklinde bir düşüş sağladı. Yani ben kafe işletiyorum. Beni bizleri ciddi anlamda nasıl kapatarak bir çözüme ulaşacaklarını bilmiyorum. Yani evet, sağlığımız olduğundan beri bunun farkındayız. Kötü duruma gidiyoruz. Ancak bu şekilde bir çözüm müdür bu? Daha bunun farkında bile değiliz. Yani bizim kafe olarak bir kiramız var, bir vergimiz var, ürünlerimiz var, gıda ürünlerimiz var. Bunları ister istemez kapattıktan sonra gıda ürünlerimizin neredeyse yarısından çoğu zayiat verecek. Ve ister istemez bunları kaldırmak zorunda kalacağız. Ve bunlar tamamen bizi zarara sokacaklar. Ayrıca benim burada 2 hafta kalmam, 3 hafta ciddi anlamda kapalı kalmam müşteri potansiyelimi de kapatmış olacak. İnsanlar alışkanlıklarından yavaş yavaş vazgeçmiş olacak. Ve biz burada da sirkülasyonumuzda da bir sıkıntı çekeceğiz. Ben geçimimi kafeden sağlıyorum. Umarım devletimiz bu konuda bize destek çıkar. Yoksa nasıl geçimini sağlayacağız, nasıl devam edeceğiz bunu da bilmiyorum. Ve çalışan arkadaşlarımız da var. Onlar da aynı şekilde keza geçimini sağlayamayacaklar. Yani insanları da bir şekilde mağduriyete sokacağız bizler de. Umarım devletimiz bize bir ön ayak olur, bir destek çıkar bu konuda da. Bu bence ya hep ya hiç. Kapanacaksa hepsi kapanır. Açık kalacaksa bu şekilde açık kalmaz bence. Öyle düşünüyorum. Zaten yurt dışından takip ettiğimiz kadarıyla da durum böyle. İtalya'da, Bulgaristan'da, Fransa'da da durum bu şekilde. İş yerleri tamamen kapatılmış durumda. Hatta bazıları da sokağa çıkma yasağı bile uygulanıyor zamanlı, saatli olarak. Ben bu şekilde daha sağduyulu olmak gerekirse doğru olacağını düşünüyorum. 25-30 kişi çalışıyor toplamda. Bunların sigortaları var, vergileri var. Bunlar bizi virüs falan dinlemeyecek. Borçlarımız var. Ev sahipleri, dükkan sahipleri dinlemeyecek. Bizim elemanlarımız dinlemeyecek. Onlara ne diyeceğiz, nasıl çözeceğiz bir şey? Yani şu an bilemiyorum tabii ki. İnşallah devletimiz şeyler düşünür, açıklamalar ardı arkasında geliyor ama bir açıklama bekliyoruz doğrusu. İş kaybı çok fazla, hani işverenlerin yükümlülükleri çok fazla, personelimizin kendine özgü bazı özel durumları var. Burada da tabii bu çalışmalar kapsamında bir şeyler yapılacağını düşünüyorum. Son zamanda bu virüsün de ülkemize uğramasıyla işte gördüğünüz gibi bayağı bir iş kaybımız da var. Bu da tabii bizi çok üzüyor. Ama ben kendi şahsım adına bu durumun çok uzun sürmeyeceğini ümit ediyorum. Ülkemiz için de inşallah en kısa sürede ülkemiz ve bizler bunu hep birlikte aşacağımızı düşünüyorum. Devletimizin aldığı bir tedbirler var. Bu tedbirlere bizler de uymak zorundayız. Çünkü devletimiz bu çalışmayı yaparken bizler de destek vermeliyiz. Ciddi bir konu. Ve yarın ne olacağı pek gözükmüyor gibi. Tabii bunun ötesi var. Bunun ötesini bilmiyoruz. Çünkü alınan karar geçici. Belki 3 gün sonra serbest olacak. Belki ucu açık, bilmiyoruz. Bu konuda bir soru işaretleri var. Biz işletmecilerin, çalışanlarımızın, müşterilerimizin. Tabi bu belirlik ne zaman ortaya çıkar? Bunu bilmiyoruz. Devlet ne kadar bizim yanımızda olacak bilmiyoruz. %50 düştü. Ciddi. Bizim için ciddi rakam. Ne zamana kadar kapanacak onu bilmiyoruz. Tabi bizim burada verilmiş olan sözlerimiz var. Esnafı, ticaret hayatımızı ne kadar etkiler onu da bilmiyoruz. Sıkıntı burada olabilir. Az evvel birkaç böyle esnaf arkadaşlarımıza da görüştük. Onlar da bu konuda tedirginler. Bizler de tedirginiz. İnşallah devletimiz büyüktür. Devletimiz muhakkak esnafımıza, iş adamlarımıza muhakkak bir kolaylık yapacaktır diyoruz. Bunu bekliyoruz açıkçası. Hayırlısı olsun diyoruz. Tabii bizim de yaza hazırlıklarımız var. Ona göre şu anda inşaata da girdik birazcık. Masraflarımız var. Bakıyorsunuz ay sonu kiralar geliyor, sigortalar var, vergiler var.
Ona göre bazı ödemelerimiz var. Bunlar hepsi üst üste geliyor. Buradan gelen kazandıklarımızla biz bunları ödemeye çalışıyoruz. Dediğim gibi zor, sıkıntılı bir günler bekliyor bizi. Ama inşallah atlatacağımıza inanıyoruz. Bilemiyorum çözüm bu şekilde mi? Demek ki ciddi bir olaylar var ki çözüm olarak devletimiz bunu görüyor. Dediğim gibi biz de buna uymak zorundayız. Yani herkes uyduğu gibi biz de uyacağız. Bunun çözüm bu mu değil mi? Bunu inşallah zaman gösterecek diye düşünüyorum. Çözüm müdür derken vallahi bilmiyoruz artık. Devletimiz buna böyle çözüm bulduysa böyle devam edecek. Başka bir çözümü yok yani. Yasa çıkmış, bunu uygulayacağız yani, çaresi yok. Yani kaybımız var yok, her şey devletin elinde. Ne yapabiliriz başka? Dünya genelinde olduğu için biz de gördük, Türkiye olarak biz de gördük yani. Ne yapacağız başka? Başka çaremiz yok.